Kırım'dan Romanya'ya, oradan Anadolu'ya uzanan bir yolculuk. Kırım'da zulme uğrayan soydaşlarımız oradan Romanya'ya, daha sonra da Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış. Ve bir kısmı Adapazarı Düzce bölgesine yerleştirilmiş. Burada yeni yeni hayatlar kurmuş ve Türkiye'ye hizmet etmeye başlamışlar. 1944'teki sürgünden sonra insanlara gelenek, görenek, örf, adet, anane, inanç, her şey unutturulup, dil, soydaşlık unutturulup bambaşka bir asimilasyon durumu söz konusu ki onun dışında biz oraya gittiğimizde şunu gördük. Bir Rus'la evlenmiş, gelenek göreneklerini belki unutmaya yüz tutmuş bir Kırım ve sürgünün o ezikliği içerisinde bir halk. Evlerimize yardım etmişiz, kendi evlerimizi devletle el ele vererek yapmışız. Biz bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ne, başta Atatürk olmak üzere çok müteşekkiriz. Bizi ta Kırım-Romanya hattından alarak Türkiye'ye getirmiş. Yani bizim atalarımız bu sıkıntıları çekmişler, buraya gelmişler. Ben orada özetle şunu söylüyorum açıkçası. Türkiye'de ve Kırım'a da çok fazla ilişkim olduğu için ve çok gidip geldiğim için şunu söylüyorum. Vakti zamanında bizim atalarımız, benim hemen yakın atalarım, Kırım ana vatan, ata topraklarımız orayı kaybetmişler, Romanya'ya gelmişler. Romanya'yı kendilerine Osmanlı zamanında vatan tutmuşlar, orayı kaybetmişiz, Türkiye'ye gelmişiz. Biz bu vatanımızın çok kıymetini biliyoruz açıkçası, çok kıymetini biliyoruz. Orta Asya'dan yola çıkıp batıya gelen Türkler, Karadeniz'in kuzeyinde yurt kurmuşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen olduğu zamanlarda nesiller boyu rahat bir hayat süren Türk boyları bu topraklar kaybedilince baskı, zulüm ve şiddete maruz kalmışlar. Kırım Tatar Türkleri yurdumuzun çeşitli yerlerine yerleşmiş. Aslında onlar Türk ırkının öz niteliklerini taşıyan ve sürdüren soydaşlarımız. Kırım Tatarları deyince bunun sanki bir Türk milletinden ayrı bir milletmiş gibi algılanmaması gerekiyor. Çünkü biz Kırım Tatar Türkleriyiz. Anadolu'daki Türk'ün örf adeti neyse Kırım'da da aynıdır. Biz bir kere sıcakkanlıyız. Her şeyden evvel doğa insanıyız. Sıcakkanlıyız. Komşumuzla her şeyimizi paylaşırız. Biz koşa koşa devletimizi çok severiz. Askere gideriz. Hem en önde askere gideriz. En önde vergimizi veririz. Komşumuzla iyi geçiniriz. Kırım'a bunca yıldır gidiyorum, geliyorum. Gerçekten orada yani yokluk olduğu halde bir tane bile ben dilenciye rastlamadım orada. Ve çok okumasını çok seven insanlar. Yani okumaya çok çok meraklı insanlar. Ve baktığınız zaman ben geçenlerde Hürriyet Gazetesi'nde okudum. Resmi istatistikler bunlar. Türkiye'de yabancı Türkler arasında suç oranı en altta olan insanlar Tatarlar, Kırım Tatarları. İnanır mısınız öyle yüz kızartıcı bir suçtan yani cezaevinde bir insan göremezsiniz. Kırım Tatarlarının özelliklerinden en önemlisi şu var. Biz milliyetçiyizdir. Bizim başka milletlere karşı hiçbir Türk topluluğuna karşı öyle hainlik, mainlik falan söz konusu edilemez. Bu kapsamda o zamanlarda Bükreş'te Büyükelçilik. Kırım'a gittiğim zaman o kadar şaşırıyorum ki köylerde bile bir piyano var. Yani bunu kim çalıyor dediğim zaman evin annesi, babası, çocukları, gelinler, torunlar hepsi mutlaka sanatla o kadar haşır neşir ki
çocuklar ne yapıyor ediyor, folklor kursuna gidiyorlar. Bir mutlaka müzik aleti çalmayı öğreniyorlar. Vefa İbrahim Aracı, Adapazarı civarına gelip yerleşen Kırım Tatar Türklerinden biri. Babasının yokluk içindeki yıllarda bin bir zorlukla kurduğu nakliye şirketini geliştirerek Kocaeli'nin vergi rekortmenleri arasına girmiş. Vatan topraklarında Türkiye için çalışıyor. Rahmetli Sakarya Nakliyat'ı kuruyor. İzmit'ten iki tane, bir tanesi Karadenizli, bir tanesi yine Gürcük kökenli bir genç, iki tane genç yanına alıyor. Bunlar da ufak hisseler yapıyor. Ve kendi başlıyor. Ve bir anda bu bölgenin en büyük, bir anda demeyeyim tabii de yıllar içerisinde bu bölgenin en büyük nakliyecisi oldu. Ben de rahmetli babamla, tabii ondan sonra artık bu mavnalar, at arabaları falan devirden kalktı. Kamyonlar işin içine girmeye başladı, kamyonetler girmeye başladı yıllar sonra. Biz hep yani o nakliye ambarının içerisinde büyüdük. Hiç bedenenle çalışırdık, bedenen çalıştık zaten. Mal kaldır, mal indir, mal dağıt falan. Yani hiç o iş anlamından uzak olmadık. Faaliyet gösterdiği alanda hep yabancı menşeli markaların ön plana çıktığı, hit olduğu markalar. Ancak İbrahim Aracı diye bir adam, ben de bu alanda faaliyet göstereceğim deyip tarım ürünleri ve temizlik ürünleri alanında bir marka doğuruyor. %100 yerli. Kocaeli'nin her tarafında, İzmit merkezden, Derince'den tutun, Körfez'den tutun, Gölcü'ye kadar hala bugün esnaflık yapan çok insan beni tanır. Sırtımla mal taşıdığımı onlara, mallarını İstanbul'dan alıp getirdiğimi çok iyi bilirler. Bugün de hala hiç bedenen bile çalışmaktan asla kaçınmam. Yani öyle bir şeyimiz yok. Ama şöyle bir disiplinimiz vardır. İş yerine girdiğimiz zaman herkes kendi görevini bilir. O kardeş, bu abla, bu abi veya baba, oğul, öyle bir şey yoktu bizde. Mutlaka ve mutlaka herkes o iş yerinin disiplinine uyardı. Çok girişken bir çocuktu. Çok yani girişimci ruhu vardı. İnanır mısınız, o zaman tuttururdu. Baba bana git Halden domates al. Babam gerçekten ona Halden gider domates alır. Domates pazarda satılır. Çok küçük yaşlardan beri yani ticarete çok meraklıydı. Yani su satmak, pazarda bir şeyler satmak hep onun işiydi. Aynı babasının yolunda aynı şekilde çok çalışkan, dürüst, çok çalışkan da kelimesi de az gelir. Çok çok çalışkan bir kişilik, bir kimlik. Bugün 1500'den fazla kişiyi istihdam eden Vefa İbrahim Aracı'nın başarısının sırrı dürüstlük, azim ve çok çalışma. Çok küçük yaşlarda da nakliyeciliğe başladı babamla beraber. Ve ya azmi sayesinde, çalışkanlığı sayesinde hiçbir zaman bu iş bana göre değil, ben bunu yapamam, bunu asla, işin her noktasını biliyor. Her noktasını bildiği için de onun için de bu kadar başarılı, çok şükür. Yani bizim de iftiharımız tabii kardeşler olarak. Disiplininden asla taviz vermeden doğru zamanda doğru işleri yapma. Öngörü, kararlılık ve yine çok çalışma. Yüzüne bakıldığında sert bir mizaç. Ya bu adama bir şey söylediğimizde o çatık kaşlar acaba ne tepki verecek? Ama zamanla tanınabilir. Çünkü o sert mizacı gören bir duvar örüyor hemen araya. Ya ne dersek bir sonrakinde adam bize ne der diye değil. Ama akıl ve mantığın kabul ettiği her şey İbrahim Aracı ile konuşulabiliyor. 10 sene önce derdi ki işte 5 sene önce, sonra 10 seneye doğru bunlar olacak der. Ve mutlaka olur. Çok şaşırırız. Yani nereden bildin? Yani öngörüsü çok yüksek bir insan. İnşallah
daha büyük çaplı başarılar göreceğiz İbrahim Bey'den. Biz de tabii iftihar ediyoruz. Kendi ırkımızın, bilhassa Türk ırkından dışarıdan macir olarak gelip de hiçbir şey yokken, yani sırtta yüklerle gelip gelen macirlardan böyle bugün 1500 kişi çalıştıran bir iş adamını gördüğümüz zaman biz de seviyoruz. Vefa İbrahim Aracı bu çalışkanlığını evde devam ettiriyor mu? Ev işlerine yardım eder mi diye eşine sorduk. Vakti yok cevabını aldık. Ama eşi bu durumdan çok da şikayetçi değil. Çok çalışıyor. Tabii ki mecbur, çünkü 3 tane fabrika, 2000 kişi, yani maaş vermek, çalıştırmak, yönetmek, o çok zor bir şey. Ama tabii ki de çocukla ilgilendiği zaman her şeyi bırakıyor. Çocukla oynuyor. Herkes, bütün babalar gibi herhalde sanırım. Yani bütün sevgisini çocuğa veriyor. Aygınlar. Açıkçası şöyle, çok fazla vaktim olmuyor bir kere. Yani ev işinde yardım etmek açısından. Ancak şöyle, bazen hafta sonları, tabii bu da hafta sonları falan, bazı yemekleri tarif etmeyi, ama birebir tarif etmeyi, yani işte ne kadar pişecek, nasıl pişecek, efendime söyleyeyim, ne kadar tuz konacak veya konmayacağı kadar her şeyi ben tarif etmek kaydıyla böyle yemek falan yaparım. Bazı yemekleri kafadan da böyle kendim uydururum. İbrahim Bey çok farklı huylu bir insan. Gerektiği zaman çok sert olur. Mesela bazı zaman, mesela derim, restoranda oturuyoruz. Garsonla kanka olur. Gerektiği zaman çok neşeli olur. Hep anlatır, hikayeler anlatır, tarihleri anlatır. Ama işte olduğu zaman çok da ciddi olur. Ve hiçbir şeyi görmez. Bir tek işine bakar. Kayısı ağaç. Aferin sen. Bu iş yoğunluğundan arta kalan zamanlarda başka neleri sevdiğini, neler yapmaktan keyif aldığını biraz daha araştırınca başka bir dünya açılıyor önümüze. Ana vatanını unutmayan, Kırım Tatarlarına elinden gelen desteği veren bir Vefa İbrahim aracıyla karşılaşıyoruz. En çok, hepsi 12 yerleşim yeri var, 60 hararetli. Bütün çiftlik, Gebze, Derince, Akmeşe. Hayırsever ama bu konuyu pek de konuşmayı sevmeyen bir iş adamı portresi. Sahilin verdiğini Solel duymasın bölümünü biz bilmiyoruz. Orası bambaşka. Neler yaptığını gittiğimiz yerlerde insanların anlattıklarıyla, belki bunu İbrahim Bey izlerken ne anlatıyorsun kardeşim, Allah bilsin yeter diyecek bir sima. İbrahim Bey çok ayrı severdir, fakat bunu hiçbir zaman bir reklam aracı olarak kullanmasını istemez ve kendisi de asla kullanmaz. Asla kullanmaz. Neden kullanmaz? Kişiliği böyle. Yani tabii ki bizim inancımıza da göre bu böyledir. Yani sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Bu desturla hareket ediyor. Bence de en doğrusunu yapıyor. Derneği 2006 yılında kurduk. 12 yıl oldu. 12 yıldır hep düşünüyoruz, biz oradaki soydaşlarımıza nasıl yardım edebiliriz, nasıl yardım edebiliriz. 12 yıldır ben her Kurban Bayramı, bir tek bu yıl gidemedim, o da rahatsızlığımdan dolayı. Her Kurban Bayramı gidiyoruz, üyelerimizden burada kurban paralarını getiriyorlar. Orada kurbanlarımızı kesiyoruz. Orada 3000'e yakın çocuk sünnet ettirdik biz. Orada kimsesi olmayan gençlerimizi evlendiriyoruz. İlk önce Kırım'daki çocuklara sünnetler yaptırıyordu. O 10 sene herhalde, 10 seneden fazla bile gençlere, imkan olmayan gençlere düğün yapıyordu. Sünnetler buraya, burada ise hastaları getiriyorlar. Zümran Hanım'la beraber, Zümran Aracı ablası. Çok çok yardım ediyorlar. Kurban bayramlarında biz Kocaeli Kırım Tatarları Derneği olarak, yani 300 civarında hayvan orada kestirdiğimiz zamanlar olmuştur. 200-300 hayvan ve bunların pek çoğunu İbrahim Bey karşılar. Kendi sülalesine kestirir.
çok hayırseverdir. Kanser hastalarını getirir. İbrahim Bey ailesi ve ablası, şu anda dernek başkanımızdır, Kırım'dan tedavi olamayan, çok büyük masraflar gerektiren hastaları İbrahim Bey kendisi masrafları karşılayarak, bir kısmını da devletten karşılayarak gelir tedavi ettirir. Bir de son yıllarda Sağlık Bakanlığı'na ortak bir kampanya yürütüyoruz. Oradaki hastalarımızı, bu konuda Sağlık Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Oradaki hastalarımızı getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği hastanelerde. Bu İstanbul, Ankara, Kocaeli hastanelerinde gösterdiği hastanelerde tedavi ettiriyoruz. Bu tedavi aşamasında kalacak yerleri, yakınlarının, refakatçilerinin kalacak yerleri, bütün hastaneyle olan ilişkileri, dil sorunları oluyor, onların çözümü, tamamını biz karşılıyoruz. Aslında biz Türkiye Cumhuriyetleri ile hani bir Anadolu tabii söylenir, bir ağacın dalları gibiyiz. Dilleri farklı ama millet olarak aynı kökten geldiğimiz için bu birlikteliğin herhalde şey ama tabii ölü olup da hiçbir şey yapmayanlar da var tabii ki. Yani bu yapanları en azından takdir etmek lazım. Sünnetler, düğünler, okullar, burslar, Kırım'dan hasta olan insanları getirip tedavi ettirmeler yetmemiş. Şimdi daha da büyük bir hayır işine soyunmuş Aracı ailesi. Tam teşekküllü bir onkoloji hastanesi. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan hastane, kent, bölge ve oraya getirilecek Kırım Tatar Türkleri için çok önemli ve gerekli bir yatırım. Kocaeli Üniversitesi'nde bir yatırım söz konusu. Hatta bizim orada yapılan okula annesi hanımefendinin de ismini verecekleri bir kreş düşünüldü ama Aracı soy ismini taşıyan bir anneye bir kreş sınıfı değil bir okul yakışır denildiğinde de aslında daha önce bunu biz kendisiyle de konuşmuştuk. Tam o arada işte Kocaeli Üniversitesi'nde böyle bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca da İbrahim Aracı'nın hani tıp fakültesi olunca merhem gibi yetişmek denilen durum ortaya çıktı. Bir hayırsever bir aile. İbrahim Bey'le bizim irtibatımız, kız kardeşiyle de şeyimiz var. Oldukça abisi, çok pozitif insanlar yani biz çok memnunuz. Bizim Batı yerleşkesinde önce bir yaşlı bakım merkezi gibi düşünülmüş ama hocam dediler siz şey yapın tekrar biz bir onkoloji hastanesi daha yapalım madem öyle babamızın adına yapalım dediler. Hatta orası Aracı kampüsü adında dedim isim verebiliriz bir sıkıntı yok. Şu anda orada 12.500 metrekare 5 katlı 110 yataklı onkoloji hastaların biz orada onkoloji bölümünü açıp faaliyete geçireceğiz. Odalar çok lüks. Hepsi deniz manzaralı. Hakikaten hiçbir masraftan kaçınmadılar. Bütün yerler granit yani en iyi şekilde hazırlandı. Babam adına bir okul. Şu anda 1310 tane çocuğun okuduğu Şükrü Aracı okulu. Daha sonra üniversiteye başlanmış 180 yatak kapasiteli bir hastanemiz var. Ayrıca yüzlerce çocuğa verilen burs var. Yani bunlar görünen hayırlar. Tabii ki her şeyi de rahat söyleyemiyorsunuz. Şirketin işleri, hayır işleri, aileye ayrılan zamanların dışında kalan vakitte hobi olarak başladığı ve giderek bir yatırıma dönüşen bir zevki var Vefa İbrahim Bey'in. Orta Asya'dan beri Türklerin en büyük dostu olan bir hayvan. At. At ve atçılık hoşça vakit geçirmek için başlamış ve dünya parkurlarında yarışan atların sahipliğine dönüşmüş. Vefa İbrahim Bey bu konuda hem dertli hem iddialı. Biz atçılığı da Viyana'da kaybettik. İngilizler de o tarihten sonra atçı oldu. Bunu ben söylemiyorum. İngiliz atçılığı kendi tarihini yazarken Viyana'dan başlıyor.
Viyana'da Türklerin atlarını ele geçirerek biz dünyada İngiliz atını yarattık diye. Bunlar kendileri söylüyor, benim söylemem de değil. Yani eğer iyi bir at yetiştirebiliyorsanız, dünyada bunu iyi yerlerde koşabiliyorsanız, güzel de bir isim verdiyseniz bu da bir marka oluyor. Ciddi bir marka oluyor. Bizim atalarımızdan gelen bir şey bu ki bugün işte herkesin İngiliz atı dediği, İngiliz atı maalesef deyip çağırdığı atlar aslında çoğu Türk atıdır. Ki bunu biz söylemiyoruz, İngiliz'in kendi söylüyor. Biz niye oradan bir marka çıkartmıyoruz? Çünkü bunun değeri de çok fazla. Yani dünyadaki değeri, ekonomik değerleri de çok fazla. Bizde Tatarlarda at sevgisi olduğu için İbrahim Bey'e de o sevgi vardır, at sevgisi. Türkiye'nin hiçbir tane atı yokken şimdi en çok atı olan yetiştiriciler arasındadır. Harası olanlar arasındadır. Hem harası vardır İbrahim Bey'in, hem yarış atları yetiştirir aynı zamanda. Hobi olarak başlayan at merakının çok eskilere dayandığını ablası Zümran Hanım'dan öğreniyoruz. Çocukluk yıllarına uzanan bir sevgi, bir tutku. Lonj yapalım. Makine 3-5 dakika sonra yine yukarıda boş. Bir gün geldi. Baba, ben bu atı aldım. Sen git sahibini bul. O zaman köylüler sepetle atla üzüm getirirler, domates getirirler. Pazarda satar. Ben bu atı gittim aldım. Sen bu atı sahibini bul. Bunun parasını öde ve bu at bizim olsun. Oğlum, yani biz bu atı nerede bakarız, nerede besleriz? Hayır baba, bu at bizim olacak. Bir de amatör başladığım ama artık herhalde o da biraz profesyonelce oldu. At yetiştiriciliği yapıyorum. Sadece burada değil, Türkiye'de başladım ama bu yurt dışına, dünyadaki en çok bilinen İngiltere'ye de sirayet etti. Orada da hem yetiştiricilik yapıyorum, hem at sahibi olarak atta koşturuyorum. Bu tabii ayrı bir şey oldu benim için, hedef oldu açıkçası. Dünyada ilk defa dünya derbisine at yetiştiren ve koşturan bir at sahibi olmak da tabii beni ayrıca bir şekilde mutlu ediyor. Amerika'da koştum, Fransa'da koştuk. Ama tabii bu işin beşiği ve bu işin merkezi İngiltere, orada başarılı olmak çok önemli. Şükürler olsun, orada da epey bir başarılar elde ettik. Kupalar artık almıyor, sığmadığı için bir şey buraya gelmiştir. Kraliçe Elizabeth. Onların çoğu İngiltere. Şu an buradan 15 Temmuz şehitleri gözüküyor. Bir sene geçti. İki tane bu giriş. İkisi de ben. Geçen sene olsun. Mahinin alması. Vefa İbrahim Aracı. Kırım'dan Romanya'ya, oradan da Anadolu'ya uzanan bir öykü. 1500 kişiyi istihdam eden şirketleri, Kocaeli'ne katkıları, Kırım Tatarları için yaptıkları, okulu, hastanesi, şehit ve gazi yakınlarına verdiği bursları, Türk atçılığını dünyaya tanıtma çabalarıyla başarılı ve dop dolu bir yaşam. Aracı ailesi, Vefa İbrahim Aracı ve kardeşleri, abisi, ablaları kendilerini geldikleri ata toprakları olan o coğrafyanın insanlarına adamak ve kazançlarını kendi kazançları olarak değil, kazançlarının bir kısmının oranın insanının da hakkı olduğundan yola çıkarak yaşam süren, babalarının bu vasiyetini de layıkıyla yerine getirmek için çalışan bir aile. Hangi zaman kapısını çalsak, işte İbrahim Bey şöyle bir ihtiyacımız var, böyle bir yapılanmada eksiğimiz var dediğimiz zaman hiç, yani ne kadar istiyorsunuz değil hocam, ne yapmam gerekiyor tarzında her zaman öyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi hani yiğidi öldür hakkını ver derler ya, biz de bir hakkını vefa edelim. Tabii çok yardımsever bir insan. Bana da hep yardım yaptırtıyor. Mesela birinin ihtiyacı var. Bursluk mesela, burs. Arzu versin, alıver diyor. Yani insanlar bir şey istediği zaman ondan hayır demeye, yani dememeye çalışıyor.
ve hep herkese yardım eder. İnsan bununla gurur duyuyor. Verilen vergilerle gurur duyuyorsunuz. Bugün yani çok çok şey vergi rekortmenleri arasında yıllardır yer alıyor. Bu da çok tabii övünç verici şeyler. Yürekler ge ses verip, göz yastı kızganmaz.